Yeni bir vlogtan herkese selam. Şu an nefes nefeseyim çünkü bu şahısı gezdirirken gerçekten 5 tane sokak köpeği beni kovaladı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Çünkü farklı bir yere götürmüştüm. Neyse, bu final haftamı içeren bir vlog. Ay, bir dakika, buraya değil. Devam ediyorum. Bu final haftamı içeren bir vlog olacak. Aslında ceza hukuku ve idare hukukuna girdim. Ama ay, çok kötü nefes nefese kaldım. Ama yarın borçlar devlet kuram var. Bir de cuma günü uluslararası hukuk var. Ama o zamana kadar Acun Medya ile ilgili bir şeye gideceğiz. Ankara'ya gideceğiz günübirlik falan filan. Onları da çekeceğim. Öyle yarın okulda görüşürüz o zaman. İyi geceler. Ya tipine bakın. Bir de uyumuyor da şu an. Manyak ya. Arkadaşlar, biz okula geldik, ders çalışıyoruz şu anda. Sabah 7.30 ve hava henüz daha karanlık. Arkadaşlar, biz devlet kuramı ve borçlardan çıktık. Zeynep de ağlıyoruz şu an. Detaya girmiyorum burada. Şu an kahvaltı yapıyoruz. Umarım geçeriz diyorum. Ben geçerim. Zeynep geçti zaten. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben eve şans horladı bu arada. Ben eve geldim. Hatta KFC falan yedim. Ama bugün size özetlemek istedim. Çünkü parça parça yudum çiçek vlogu olmuş gene bu. Şöyle, saat 8.30 ile 12.30 arasında iki tane sınavım vardı. Özellikle bir tanesi benim için inanılmaz kritikti, borçlar hukuku. Zaten normalde de sınavlara girerken inanılmaz gergin biriyimdir ve bunun kritikliğiyle ekstra gerildim. Yani bilmiyorum, geçti işte bir şekilde. Umarım büte kalmam yani, bilmiyorum. Hocaya bağlı biliyorsunuz bu tarz şeyler birazcık da. Normalde zaten aşırı gergin biri olduğum için final haftasında vloga başlama fikri falan yoktu kafamda. Ama Aydalar aklıma soktu. Ben de yani bilmiyorum, bir anda başlamak istedim. Sabah zaten çektim, Aydaları falan gördünüz. Ben borçlardan çıkınca dayak yemiş gibiydim. Beyza ile de kahve içecektik. Beyza ile kahve içemedim mesela. Çünkü inanılmaz acele, böyle bazı teknik sıkıntılar yaşandı. Beyza biliyor. Ama bu zaten, Beyza videomu izliyor musun bilmiyorum. İzliyorsan selam. İçemedik kahveyi ama umarım bu cuma içeriz bu arada. Yani tabii sen ne alaka. Neyse, Beyza'yı da izin verirse cuma çekerim hatta. Çünkü Beyza dedim baya. Sonra ben o teknik sıkıntıları hallettikten sonra Zeynep'le kahvaltı yaptım. Akaretler'de. Zaten orayı da çektim. Sonra evdeyim işte şu an bu şekilde. Cuma günü son sınavım var. Son final sınavım. Yani o zamana kadar, bu arada bugün salı ve ben perşembe günü günübirlik Ankara'ya gideceğim. Bir vizeye başvurmuştuk. Onun için öyle gideceğim yani. Bu kadar. Onu da çekeceğim. Yani arkadaşlar, her zamanki gibi. Bugün yatış. Bugün yatış. İyi günler. Günaydın. Evet, şimdi arkadaşlar kahve yapıyorum. Bu arada sabah spora falan gittim. Bugün çarşamba. Eve geldim, duş aldım. Bugün çok içerik çıkmaz, evdeyim çünkü. Sadece cuma günü olacak sınavım için çalışmam gerekiyor. Şimdi süt. Yani bu arada çok da bir olayı yok. Kahve işte. Espresso. Neyse, bu şekilde yani. Bugün sadece ders çalışacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Yarın Ankara yolculuğunu çekerim. Uçakla gideceğim bu arada. Arkadaşlar günaydın. Benim biraz başım ağrıyor. Ama şu an saat 8.30 falan. Şimdi benim evden çıkmam gerekiyor. Kombinim bu şekilde. Kış ayında böyle kombin olmaz diyeceksiniz. Haklısınız. Zaten siveti şimdi üstüme geçireceğim. Havaalanına gidiyoruz şu anda. Günübirlik bir Ankara. Hem orada işim var, hem de annemler de benimle beraber İstanbul'a gelecek. Birkaç günde onlarla olacağım hatta. Onların hepsini çekeceğim. Pazar günü de İrem geliyor. Onunla ayrı vloga da başlayabilirim. Büyük ihtimalle öyle yaparım. Bu kadar. Bu arada Simay hala Çorum'da. Çorum'a gitti ve hala Çorum'da. Umarım kısa sürede dönecek. Beklemedeyiz. Şimdi ben çıkıyorum. Bugün başım falan ağrıyarak uyandım. Ve sabah 5.49'da güvenlik beni biri geldi diye aradı. Yanlışlıkla aramış ama yani bir daha uyuyamadım. Çok zor. Arkadaşlar, check-in'e geç kalmıştım. Ay, bir koştum.
size anlatamam. Bileti veren adam koş dedi. Ben de koştum. Ve bacaklarım şu an bildiğiniz sabah spor. Arkadaşlar çok fena koştum yani, cidden inanılmaz gerildim. Zaten stresli bir insanım. Ay cidden adam diyor ki bileti veren çabuk koşman lazım falan diyor. Ben de adama diyorum ki online sınavım vardı vallahi falan, sanki adamı neye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ay neyse iyiyim ama sabah sporu yaptım bildiğiniz. İndim şimdi ama kahve içemedim. Arkadaşlar biz şu an geldik şey, burada Kanada vizesine başvurduğumuz için işimiz vardı. İşte geldik şimdi. Biz geri dönüyoruz arkadaşlar. Yo, buna eklemiş. Arkadaşlar size sabah kötü hissettiğimi söylemiştim. Ve şu an gün sonu böyle bitti. Yarın sınavım var diye vitamin, ama sadece öyle, önemli bir şey değil. Bu bilgilendirmeyi yapıp köşeye çekelim. Arkadaşlar okula geldik. Ben en son serum yediğimde bıraktım size ama bugün son finalimiz var. Hepimiz çok mutluyuz gerçekten. Bayağı mutluyuz. Ben geçersem Starbucks'tayız. Burada bir şekilde havalı bir şekilde geçeceğiz. Gökçen'e konuşacağız bir yıl. Birazdan tekrar çekerim. Arkadaşlar biz sınavdan çıktık. Çok bok gibi bir sınavdı. Ben gidiyorum annemlerin yanına arkadaşlar. Şimdi annemlerin yanına geldim. Ve burada kuzenim bir tane Nişantaşı'nda suşici açtı. Oraya geldik denemek için. Hatta böyle bir şey hazırlamışlar. Arkadaşlar şimdi biz annem ve babamla Cahide'ye gideceğiz. Benim sitedeki. Anne vlog çekiyorum bir dakika. Arkadaşlar biz şu an geldik ve babam geriden demişti ve biz şu an sahnenin önündeyiz. Babamın geri anlayışı 3 masa ve pavyon gibi gözüküyor içerisi. Evet, bayağı çok komik. Arkadaşlar şimdi böyle, ben aşırı sushi yediğim için pek yiyemiyorum şu an ve Neco'yu çağırdık. Neco geliyor şu anda. Thank you.
bize yapmadı. Tamam. Değil mi? Bize yapabiliriz. Aynen. Çorum'dan gelen var, Amerika'dan gelen var. Her zaman video çektiğim yerden herkese selamlar. Şu an bu videoyu burada kapatacağım. Çünkü yarın annemler gidiyor. Bu akşamki yemeği çekmeme kararı aldım. Ve yarın annemler gittikten sonra da İrem geliyor peşine hatta. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz hatta bence. Yılbaşını biz İrem'le girecektik. İrem, ben, Sima, Yamina falan filan. Ama İrem, ben ve Sima'ya aynı anda korona olmayı başardık ve İrem buraya gelemedi. Ve finalleri ya da benim finallerimden dolayı da bayağıdır gelemiyordu. Neyse, o yüzden şu an yarın geliyor ve o yüzden bir haftalık bir vlog tekrar başlıyor. O başka bir vlog olacak İrem'le. Bayağı güzel planlarımız var bu arada. Neyse. Ve bu arada daha da heyecanlı bir şey var. O da cuma günü Sapanca'ya gidiyorum. Yine sürekli Sapanca'dayım anlamsız bir şekilde. Bu sefer Ayda ve Gökçen'le gidiyorum ve bir de Şans geliyor bizimle. Onun da ayrı bir vlogu gelecek. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Orada bayağı bir şey yapacağız. Hatta belki mukbang falan çekebiliriz size. Emin değilim. Bakalım. Yani çekeriz belki, beğenmezsek yayınlamayız falan. Bilmiyorum. Bakalım. Bu ilk heyecanlı kısmı. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdi bu bahsedeceğim şeyi hiçbiriniz anlamlandıramayacaksınız büyük ihtimalle. Ama her neyse, bahsetmek istiyorum yani. Ve şundan bahsedeceğim. Sosyal medya yalandır arkadaşlar. Sosyal medya gerçek değildir. Bunu zaten çoğumuzun bildiğini düşünüyorum. Yani bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de birçok şeyden etkileniyorum ya da işte karşılaştırıyorum. Ama sonuçta bunun yanlış olduğunu bilerek hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunları burada söylüyorum. Onun dışında herkes Instagram sayfasına, YouTube sayfasına, işte herhangi bir sosyal mecra ya istediğini paylaşabilir, istediği içeriği koyabilir. Buna biz karışamayız. Biri aradığı için kesildi. Her neyse. Herkes istediğini paylaşabilir. Yani bundan sosyal medyanın yalan olduğunu bilerek devam ederim öncelikle hayatımıza bence. Neyse, sonra bir de şundan bahsedeceğim. Benim işte Instagram'da 2000 küsur takipçim var. Burada da 379 abonem falan var. Çoğu zaten tanıdığım ya da arkadaş çevremden. Daha dün okuldan birilerini zorla abone ettirdim kanalıma. Neyse. Ya bu mesela 2000 kişiden %51'lik bir kesim, yani %50'nin üstündeki herhangi bir kesim aynı şeyi düşünüp %49'luk aynı şeyi düşünmüyorsa %49 umurumda değildir. 379 kişiden de aynı şekilde. Bu arada kanalıma abone olup beni 380 yaparsanız çok sevinirim. Ama yani aynı şey ya benim için. Umurumda olmaz geri kalan. Benim için ağırlığın ne düşündüğü önemli. Ağırlık da %51 olabilir. Umurumda olmaz. Bunlardan bahsedeceğim. Sosyal medya yalandır. Bunu da ekliyorum. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.